İsrail daha masaya oturmadan yan çizdi. Ateşkes ve rehine takasında pürüz çıktı dedik. Bugün saat 10'da başlaması bekleniyordu ama Tel Aviv yönetimi Cuma'ya kadar silahların susmasını beklemeyin dedi. Şimdi Katar dışişlerinden bir açıklama geldi. Diyor ki sabah 7'de ateşkes başlayacak, 17'de rehine takası başlayacak. Ama Levent Albayrak aktarıyor, Katar dışişlerinden bu açıklama gelirken İsrail daha ağır bir bombardıman gerçekleştirdi tam o açıklama geldiği esnada diyor. Bakalım ne olacak, son ana kadar emin olamıyoruz. Gelişmeleri bir izleyelim haberimizden. Önce uzlaştı, sonra geri adım attı. İsrail masayı devirmedi ama sözünden döndü. Ateşkes ve rehine takası ertelendi. Savaş devam edecek. Hamas'la İsrail 4 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı rehine takası konusunda uzlaşmaya varmıştı. Tam her şey halloldu denilirken Tel Aviv'den tepki çeken bir karar geldi. Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi, rehine takasının ertelendiğini, ateşkesin de askıya alındığını duyurdu. Savaşın devam edeceğini söyledi. İsrail tarafından itiraf gibi açıklamalar da geldi. Sadece müzakereler sırasında bile 300 noktanın vurulduğu belirtildi. Ateşkese kadar da vurmaya devam edeceğiz denildi. İsrailli bir siyasi kaynak gecikmenin Hamas'ın serbest bırakmayı planladığı İsrail vatandaşlarının listesini henüz sunmamasından kaynaklandığını söyledi. Aynı kaynağa göre ikinci neden de Hamas'ın Katar'la tüm tarafların üzerinde anlaşılan şartlara uymasını garanti etmesi gereken ateşkes anlaşmasını hala onaylamamış olması. Rehine takasının bugün saat 10'da başlaması planlanıyordu. Ancak rehineler Cuma gününden önce serbest bırakılmayacak. Söz konusu karar Katar ve Mısır'la birlikte İsrail tarafından alındı. İşin içinde Amerika Birleşik Devletleri de var. İsrail'in tek taraflı bu kararına dünyadan tepki yağdı. İsrail ateşkes ilanına kadar Gazze'de katliam yapmaya kararlı. Netanyahu soykırım ve etnik temizlik planına devam ediyor. Savaş uçakları gece boyunca sivil yerleşimleri bombaladı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yine hayatını kaybetti. Onlarca da yaralı var. Han Yunus kentinde ise 111 Filistinlinin cenazesi toplu mezara gömüldü. Dünya 4 günlük geçici ateşkese odaklandı, Gazze'de ise soykırım ve etkin temizlik devam etti. İsrail gece boyunca sivil yerleşimleri vurdu. Beit Lahiye'den Refah kentine kadar birçok bölge bombalandı. Han Yunus şehrine yoğun saldırılar yapıldı, 3 konut yerle bir oldu. Onlarca sivil hayatını kaybetti, enkaz altında kalanlar var. Deir Belah bölgesi de saldırıların hedefi oldu. Ebu Er-Rus ve Er-Kürt ailelerinin evlerine bomba yağdı, 7 kişi hayatını kaybetti. Nusayrat mülteci kampı da hedef alındı. Bir apartman dairesi roketle vuruldu. Ölen ve yaralananlar oldu. Refah kentinde de bir hayır cemiyetine yönelik hava saldırısı düzenlendi. Can kayıpları yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gazze toplu mezarlığa döndü. Han Yunus'ta metrelerce uzunluk ve derinlikte çukur açıldı. Öldürülen 111 Filistinlinin cenazesi yan yana gömüldü. Toplu mezar İsrail katliamının boyutunu da gözler önüne serdi.